bir protesto olduğu iddiası var. Bakın söylüyorum, iddia diyorum. Genel Savandıra'da bir protesto olacakmış. Genel havacılık genel havacılıktan çıkacakmış Fenerbahçe takımı. Taraftarla karşı karşıya gelmemek için uzun süredir Fenerbahçe böyle bir protestoya, böyle bir bekleyişe maruz kalmamıştı. Şu anda bir sıkıntı var, görüyorsunuz. Emniyet güçleri de oradalar. Polis arabaları var. Emniyet güçleri eşliğinde gidecekler. Sevgili seyirciler, çok yoğun bir protesto olduğu söyleniyor Samandıra'da. Diğer tarafta fotoğraf var. Sezgin Gelmez birazdan bağlanacak. Beyaz futbol ekibi şu anda orada. Birazdan bağlanacak ama Abdülkerim abiye bir dönelim. Sinan abiye cevap verecekti. Ben... Sabiha Gökçen'den canlı yayın. İlerleyen dakikalarda da yine sürpriz görüntüler ekrana gelecek. Ertem, buyurun. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçe takımının bir yönetim kurulu var, başkanı var değil mi? Evet. Ve taraftarı da var. Taraftar da affedersin aptal değil, çok zeki. Ertuğrul Yanal'ı getirdikleri gibi eleştirmesini de biliyorlar zaten. Tamam mı? Ve lig sonunda, şimdi ben Trabzon maçından sonra da Ertuğrul Yanal'ın istifası çözüm olmaz. Niye? Kalacak 4 maç. 4 maç için ne olacak ki yani? Fenerbahçe başkanı, yönetimi oturacaklar bu lig bittiğinde. Tamam mı? Oturacaklar. Ertuğrul Yanal diye bir hoca var. 5 aydır 4 aydır çalıştık. Nedir, ne yaptı, memnun muyuz, değil miyiz? İnsanlar öyle değil mi? Herkes aptal mı yani? Koca kulübü yönetiyor bu insanlar. Karar verecekler. Ertuğrul Yanal'la ya yolları ayrılırlar ya devam ederler. Yalnız yapmaları gereken bir şey var, onları bilmem. Her ne olursa olsun, her ne olursa olsun lig nasıl biterse bitsin, bir kere bu futbolcu denilen çöplük yığınından Ali Koç hemen ivedilikle kurtulmalıdır. Bak, 15 tane sözleşmesi biten varmış. Hiçbiriyle sözleşme yenilemesin. Sözleşmesi devam edenlere de 3 lira 5 lira anlaşarak hemen herkesi kovsun. Bak, herkesi. Bu takımın kökünü kurutsun, kökünü. Bu takımın köküne kibrit suyu atacaksın. Bu takımın oyuncularının 3'ünün 5'inin bile kalması Fenerbahçe önümüzdeki yılda zarar verir. Bu kadrodan Akhisar'da, ilk yarı Akhisar'da biliyorsun değil mi? Oyuncular otobüsle falan döndü hani. Başkan uçakla döndü, oyuncular otobüsle döndü. Evet, evet. Sis vardı dediler, ceza dediler değil evet. mi? Tam ceza verilecek gün bugün, biliyor musun bugün? Bugün. Bu Alanya maçı mağlubiyet falan değil. Sen programı açarken seni tebrik ederim. Şahane bir şey söyledin programın açılışında. Dedin ki yenilebilir. Kaybederken bile onurunu kaybedeceksin. Evet, bir futbol takımı yenilebilir. Bir futbolcu grubu maç kaybedebilir. Bu yenilmek değildi bugünkü. Kaybetmek değildi. Bu benim 55 yaşının üstüne geçtim. 55 yıldır çocukluğumdan beri kendimde oynadım bir dönem. Hiç görmediğim bir şey gördüm bugün. Hiç görmediğim. Bak, hiç görmedim. 1907'den beri de olduğunu zannetmiyorum. Ben dünyada yokken daha. O zamanlarda bile böyle bir şey olmamıştır. Daha farklı mağlubiyetler olmuştur. Bugünkü gibi bir şey olmamıştır. Bugünkü rezaletin ötesi bir şey. Mağlubiyeti geç. Keşke 4-0, 3-0 yenilselerdi. Akhisar'a 3-0 yenildik biliyorsun. Evet. İlk yarı. Bu maçı 1-0 kaybettik. Skor önemli değil mağlubiyet Ertem. Bugün resmen rezilliğin dibine vurmuşlardır bu oyuncu grubu. Bir daha bu çubuklu formayı giyme hakları sonsuza kadar ellerinden alınmıştır bugünkü maçta. Sonsuza kadar. Bunun affı falan yoktur. Asıl bugün yapılacak oydu. Keşke başkan orada olsaydı da soyunma odasına inip kardeşim ben yönetimimle uçağa binip gidiyorum. Uçak biletleriniz yırtılmıştır. Otobüs motobüste paranız varsa binin gidin oradan, Alanya'dan otogardan otobüste dönün. Kendi imkanlarınızla dönün İstanbul'a de. Demezsem şerefsizim, o kulüpte olsam, yetkili bir şahıs olsam ben bugün yemin ediyorum kulüp otobüsüyle de döndürtmem. Paranız varsa gidin borç bulun otogardan bilet alın otogardan oradan dönün. Bak yemin ediyorum yapardım eğer kulüpte yetkim olsaydı benim. Hani bir komodlu olsam kesinlikle. Derler ki şimdi profesyonel hayatta böyle bir şey olur mu? Bir de o tatavalar var. Olur kardeşim olur. 3,5 milyon euro alırken çok profesyoneller bunlar. Ya ayıp ya. Formaya saygıları yok ya. Bu bir kere taraftardan utanmıyor mu bunlar ya? Fener Ol kampanyasına, cebindeki 20 lirayı veriyor bu insanlar ya. Ya oğlum biçimli çalışıyor. Çıtata gidiyorlar, forma alıyorlar. Ya bunun hatırına insan azıcık kımıldar ya. Azıcık iyi top oynayın demiyoruz ya. Azıcık kımıldayın ya. Ben böyle rezalet vallahi yine billahi de ilk defa görüyorum ya. Ya vallahi billahi ilk defa görüyorum ya. Onlar zorla mı alıyorlar? Bu olacak şey değil ya. Zorla mı alıyorlar kardeşim? Bu olacak şey değil. Abi zorla almıyor da ben zorla almıyorum diye insanın sahada bir onuru, gururu,
Para alıyorum. Bu para bana haramdır diye bir duygusu olmaz mı bir futbolcunun ya? Oğlum yalnız Fenerbahçe'deki ya. Türk futbolu Türk futbolu çöplük ya. Sen abi ben ona katılmam abi. Ben bugün iddia ediyorum. Akhisar evet. Erzurum maçı seyrediyorum. Erzurum Göztepe maçı seyrediyorum. Alanya Kayseri maçı seyrediyorum. Her takımın futbolcusu onurla, gururla koşuyor. Ama kötü oynuyor, ama iyi oynuyor. Her takımın oyuncusu formasının aslan gibi hakkını veriyor. Bir tek bunlar vermiyor kardeşim. Hadi. Bir tek bunlar vermiyor. Bir Sezgin abiye gidelim bakalım. Sabiha Gökçen'e gidelim. Sezgin gelmez şu anda orada. Bir dinleyelim neler oluyor, neler bitiyor. Bize bir toparlarsan sevinirim sevgili Sezgin gelmez. Ertem Şener, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Genel havacılık bölümündeyiz. Fenerbahçe kafilesini her zaman biz İstanbul dışı deplasmanlardan gelişlerde karşıladık. Normal bir şekilde havalimanından çıkış yaparlardı. Ancak bugün takım otobüsünü o havalimanında göremedik. Hiçbir katta VIP gelişler hiçbir yerde yoktu ve en sonunda buraya genel havacılığa geldik. Genel havacılıktan çıkıyor Fenerbahçe kafilesi ve ilginçtir. Fenerbahçe'nin takım otobüsü yok bugün burada. Kiralanan bir otobüs var. Futbolcular işte o otobüslerle buradan Samandıra'ya gidecekler. Havalimanında oldukça fazla dolaştık. Hiçbir taraftar yoktu. Bir tepki yoktu futbolculara karşı. Onlar şimdi gördüğünüz gibi arka planda geldiler. Yaklaşık bir 10 dakika önce indiler. Ve şimdi otobüslere biniyorlar buradan. İki tane otobüs var. Futbolcuları görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Samet Kulak şu anda onları gösteriyor. Bizim dahi içeriye girmemize izin vermediler güvenlik tedbirlerinden. Önde zaten ekip aracını görüyorsunuzdur. Onlar da eskort yapacaklar Samandıra'ya kadar. İşte Ersun Yanal'ı görebiliyorum. Önlerde futbolcular otobüse yerleşiyorlar ve buradan Samandıra'ya geçecekler. Gerçekten ilginç bugün Fenerbahçe'nin gelişi, takım otobüsünün burada olmaması ve bu şekilde havalimanının çok dışında, Sabiha Gökçen'in çok dışında genel havacılıktan takımı çıkması. Ben görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum şimdi. Evet, bütün futbolcular biniyorlar otobüse. İki otobüs var. Arkada da genç futbolcular, idarecilerin de olduğu otobüs var. O iki otobüs birazdan buradan Samandıra'ya hareket edecekler Ertem Şener. Evet, Fenerbahçe takımı şu anda otobüse biniyor. Görüntü ekranda bu şekilde kalsın arkadaşlar. Evet, aynen böyle. Sezgin gelmez anlattı. Bayağı bir moraller bozuk. Samandıra'ya gidecekler. Selle Acıbertler İstanbul'a döndü. Var mı orada protesto? Uzaktan çöküm. Çekim yok. Genel havacılıktan var mı? Genel havacılıktan dışarıda var mıymış? Dışarıda Sabiha Gökçen'de Samandıra'da olduğu söyleniyor. Samandıra'da taraftarların bekletildiği söyleniyor. Cahison'u da gördüm orada. Orada bir hareketlilik var. Fenerbahçe kafilesi İstanbul'da. Fenerbahçe'nin dönüşünde güvenlik önlemi alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda genel havacılıktan iniş yaptı Selle Acıvert takım. Daha doğrusu çıkış yaptılar. Takım otobüsüne biniyorlar. Bir de takım otobüsü Fenerbahçe'nin takım otobüsü değil. Değil mi arkadaşlar? Değil. Başka bir otobüs. O dikkat çekiyor. O da dikkat çekiyor. Onun da altını çizerek belirtelim. Başka bir otobüse biniyor Fenerbahçe takımı. Acaba öndeki mi? Ersun Hoca'yı görüyoruz. Ersun Hoca bindi. Ona bir zoomlayabiliyor mu acaba kameraman arkadaşım? Evet. Ersun Yanal, Ersun Hoca biniyor. Evet, Ersun Hoca görüntülendiğini fark etti sanırım. Şu anda otobüsten iniyor. Bir tepkisi oldu. Neden çekiyorlar diye. Evet, ileride bizi gösteriyor. Şu anda kamerayı gösteriyor. Neden çekiyorlar diye. Çekecekler. Ne olacak yani çekince? Ersun Hoca şu anda neden bizi çektiklerini söylüyor. Otobüsten indi. Önce bir el işareti yaptı ne oluyor gibilerinden. İndi aşağıya. Şimdi orada idari kadrodaki birkaç kişiyle konuşuyor herhalde. Maç sonu neler söyledi Ersun Hoca? Emniyet güçleriyle, kuvvetleriyle herhalde konuşacak. Maç sonu neler söyledi? Arkadaşlarımız hazırlıyorlar mı Sinan abicim? Tekrar kameramıza bir bakış. Komolli'de bir tek biz mi çekiyoruz? Orada bir tek biz çekiyoruz hocam şu anda. Uyuz oldu bize yani.
Çünkü ona bizim konuşmalarımız aklettirildi. Şöyle kendi böyle dedi. Şu anda bize uyuz değil mi? Bak çok sinirli. Evet, Ersun Hoca'nın bir tepkisi var. Onu belirtelim. Sevgili seyirciler, önünde polis aracı. Bu lacivert kırmızı ışığın sebebi bu. Eskort. Tahmin ediyorsunuz eskort var. Polis eskortu. Bir hayli gergin Ersun Hoca. Normalde bu tip durumlarda çok fazla tepki göstermez ama şu anda bir hayli gergin Ersun Yanal. Samandıra'da da ne kadar taraftar olduğunu bilmiyorum. Bunu belirteyim. Hani az mı çok mu ama hatır sayılır bir taraftar olduğu söyleniyor. Evet, Fenerbahçe kafilesi yola çıktı şu anda. Takım otobüsü Fenerbahçe'nin esas takım otobüsü değil. Nereye bunu da gidiyor? Belirtelim. Samandıra'ya mı gidiyor? Asıl otobüs Alanya'daymış. Onun da altını çizerek belirtelim. Asıl otobüs Alanya'daymış. Sezgin gelmez, evet. Ertem Şener. Ertem Şener, biz buradan otobüsü takip ediyoruz Samandıra'ya. Oradan görüşmek üzere diyelim. Tamam.